أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Buyurun kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve çene kapamak nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz bizlere hidayet buyurduktan sonra kalplerimizin kaymasına fırsat verme ya Rabbi. Dünya ve ahiret hayatında cümlemize güzellikler ihsan eyle. Cümlemizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bizleri ve bizlerden evvel imanla göç etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı da kalplerimizde kötülük barındırtma ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Amin ve bi hurmeti seyyidil murselin. Değerli müminler, bugünkü dersimizde tefsir dersimizden kaldığımız Tahrim suresinin 3. ayeti olacak. Oradan devam etmek istiyorum inşallah. Tabii öncelikle bir giriş mahiyetinde belki biraz uzunca Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları ve aile hayatı ile ilgili ayetleri kısaca arz etmek istiyorum. Efendimiz şu anda yok. Hanımları da yok. Ama ayetler Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Onlarla namaz kılsak namaz oluyor. Ama direkt muhatabı değiliz. Fakat dolaylı olarak onlardan çıkarmamız gereken dersler var ki Efendimizin şahsında aile hayatına ait dersler verilmektedir. İslam'da aile hayatı nasıl olmalıdır diye vaaz et deseler, kanaatimi söyleyeyim, bugüne kadar okuma ve gördüklerimden, ayetler, hadisler aynı olsa da her insanın özelliği ayrı olduğu için herkese ayrı bir reçete yazmak lazım. Fıtratlar ayrı, mizaçlar ayrı. Kimi erkek var, neşeli, aileyle ilgilenen, koşan. Kimisi var, kendi kabuğunda biraz daha geleneksel, durgun. Hanımı başka bir şey istiyor. Eve geldi, benimle ilgilenmedi diyor. Çocuğa bakmadı diyor. Bir başkası evinde erkek niye duruyor ki? İşi olsun gitsin, emekli olsa bile evinde bazı emeklileri istemeyen demeyeyim de bir meşguliyeti olsun adam dediğinin. Evde durup durmasın diyor. Kimisi ise 30-40 yıldır koştuk, şöyle iki sohbet edecek anca vakit bulduk diyor. Böyle dinliyorum. 6 ayda 60 yıllık kavgayı yapanlar var. 60 yılda 6 aylık kavga etmeyenler var. Ben de pek çözemedim işi. Ama şunu gördüm. Herkesin kendi mizacı ve kabiliyeti o dini yaşamakta büyük etkili oluyor. Bunu bir daha söyleyeyim. Kul küllün ya'melu ala şakileti. Ayet bu. Esra suresinde. Herkes kendi mizacına göre yaşar, hareket eder. Yani ziraattan alışkın olan biriyle çarşıya alışkın olan birinin kız veya erkek arasında fark var. Öyle değil mi? Çok yok ama mesela köyle ilişkisi olan bir delikanlıyla şehirden bir kız evlendi mi, hepsinde olmuyorsa da
genelde köyde çalışmıyor tartışması çıkıyor. O ise hiç köyde durmadığı için inekten, süt sağmaktan, tavuktan, tarla işinden korktuğu, çekindiği, zor geldiği için yapamıyor. Yoksa kocasına kızdığı için, kaynanasını beğenmediği için değil. Niye? Birisinin küfü diye bir şey var evlilikte, denklik. Ben çocuktum. İmam Hatip Okulu'ndayken 70'li yılların sonuna doğru veya 73-74'te o dönemin müftüsü vardı. Allah rahmet eylesin, İbrahim Çelik Hoca Efendi anlatıyordu. Dedi ki, hayvan besiciliği işi yapanla koku işi yapanın çocukları birbirine denk değildir. Hani güzel koku satan birinin çocuğuyla hayvan ahırı işleten birinin çocuğu evlenseler haram değil ama denk değildir. Neden? Çünkü birinin alıştığı mekanla öbürünün alıştığı denk değil. Onun için mesela damat diyelim babanın mesleğine yakınsa kız için zorluk yok. Babadan biliyor ya evin düzenini. Baba memur mudur, esnaf mıdır, ziraatçı mıdır bilir değil mi? Bunun için evlilik meselesinin içinde örf çok önemlidir. Yani Arapların örfü, Türklerin örfü çok önem arz ediyor. Neyse sözü uzatmayayım. Şöyle baktım Kur'an-ı Kerim'de peygamberler eşleriyle ne kadar anlatılıyor diye. Hazreti Adem ve eşi anlatılıyor. Nuh aleyhisselam ve eşi anlatılıyor değil mi? İbrahim peygamber ve eşi anlatılıyor. Lut peygamber ve eşi anlatılıyor. Eyüp peygamber ve eşi anlatılıyor. Zekeriya peygamber ve eşi, Musa aleyhisselam ve eşi anlatılıyor. Hazreti Muhammed aleyhisselam ve eşleri çok çok anlatılıyor. Geleceğiz. Firavun ve eşi, karısı anlatılıyor. Ebu Leheb ve karısı anlatılıyor. Mısır Azizi'nin hanımı anlatılıyor Yusuf Aleyhisselam'ın evlatlık edilmesinde. Onun için böyle baktığımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar içerisinde en çok yani aile olarak anlatılanlardır. Hatta burada işte unutmuşum not ederken İsa Aleyhisselam'ın babası özür dilerim Allah affetsin. İsa Aleyhisselam'ın annesinin anneannesinin duası var. Kimdi o? İmran'ın karısı. İmran'ın karısı dua ediyor. Ondan kim doğuyor? Meryem doğuyor. Meryem İsa Aleyhisselam'ın annesi, babası yok. Orada ne anlatılıyor? İmran ve karısı anlatılıyor. Bak peygamber değil onlar ama o da bir aile olarak o da anlatılıyor. Sonra oradan İsa Aleyhisselam anlatılıyor. Böyle çocukların anlatıldıkları kıssalar var. Mesela Adem Aleyhisselam'ın çocuğunun kıssası, Nuh'un çocuğunun kıssası, Musa Aleyhisselam'ın annesi bağlamında Musa ve ablanın kıssası, Lokman'ın kıssası, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak, Yakup, aşağı doğru Yusuf kıssası, İbrahim Aleyhisselam'ın. Demek ki oğul bazında böyle anlatım var. Kardeş bazında anlatım var. Kardeşler, mesela Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşi, Musa Aleyhisselam'ın erkek kardeşi, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, Adem Aleyhisselam'ın çocuklarının arasındaki kardeşlik ilişkileri ve benzerleri. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi Kur'an-ı Kerim meali okurken, eğer meali okuyorsanız, Arapça bilenler hiçbir şey demiyorum, hangi konuyu akla getirip de meali öyle okuyacağız? Ya da tefsir. Hangi konuyu üzerine okuyun? Hepsini okuyorum. O hepsini okumak güzel bir şey ama anlamak için ben bir konuya odaklanmak istiyorum. Ne o?
Mesela aile, Kur'an'da aileler nasıl anlatılıyor? Bak çok da genişledi değil mi? Aileler nasıl anlatılıyor? O zaman kıssalar büyüyor. Ya da Kur'an-ı Kerim'de gıdalarla ilgili neler var? Bütün surelerden okuyor ki işaretleyeceğiz. Gıda ile ilgili, kıyafetle ilgili. Mesela libas kelimesi geçiyor. Sevk kelimesi geçiyor. Humur kelimesi geçiyor. Cilbab kelimesi geçiyor değil mi hocam? Yani kıyafet anlamında. Veya başka şeyler. Böyle bir hedef mesela iktisatla ilgili okuyacağım. Veya denizcilikle ilgili ayetler okuyacağım. Deniz ve deniz ürünleri ve gemiyle ilgili ayetler okuyacağım. Ya da sema ile ilgili ayetler okuyacağım. Yani gökle başlayan ve üstümüzdeki semadan bahseden ay, yıldız, güneş vesaire. Onda veya hayvanları anlatan ayetleri öğrenmek istiyorum. Sırayla okuyacak kendi bağlamında. O zaman ne olur? Göremediğimizi görürüz değil mi? Aa, bu burada varmış, ben görmüyordum. O niyetle bakmadık ki. Bu oraya yakışsın diye bakmadı. Onun için mümkün olsa bir vaaz hazırlayacak kişi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona o konusuyla ilgili okuması lazım. O da bir haftada olmaz tabii. Yani olur ama zor. O niyetle okuyacak. Baştan sona vaazın konusu neyse ona göre okuyacak. İşte veya bir ayda okuyacak. Yani vaaz 45-50 dakikada yapılıyor. Hazırlığı belki 40-50 saat ya da bir hafta sürecek. O zaman verimli olur. Öbürleri olmaz mı? O da olur. Ama böyle olursa o zaman etrafıyla konu anlaşılmış olur. Evet, yeni gelen arkadaşlarımız için konuyu bir daha söyleyelim. Tahrim suresindeydik. Efendim peygamberler ve eşleri üzerinden başladık. Adem, Nuh, İbrahim, Lut, Eyüp, Zekeriya, Musa, Firavun, Mısır karısı, Aziz'in hanımı, Ebu Leheb'in karısı ve en çok da Efendimiz'in aile eşleri çok anlatılıyor dedik. Ve buradan bakınca bir şey daha gördük. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatının genelde üzücü noktaları çok anlatılıyor. Size desek ki aile hayatınızı anlatın. Yani evlilik içerisinde 25 yaşında evlendi. İşte 63 yaşına kadar ki aşağı yukarı bu mevsimdeki kısmı anlatın desek üzücü şeyleri söylemek istemeyiz. Söyler misiniz? Kürsüde söyler mi insan? Evde böyle beyimle hanımla kavga ettik şöyle oldu. Söylemez. Kur'an-ı Kerim'de ayetlere baktığımızda peygamberimiz ve eşleri arasında çıkan problemleri anlatıyor. Zaten örneklik orada lazım. İyi giden işte herkes götürüyor eşi. Öyle değil mi? Mühim olan zor zamanda. Onun için Kur'an-ı Kerim'de boşanma ayetleri 4-5 sayfa üst üste anlatıyor. Oradan çıkarıldı mı dersler? Kolay zamanda yürür iş. Şimdi böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Peygamber müminlere kendi nefislerinden daha yakındır. Öyle olmalıdır. Yani nefsini mi tercih edersin, peygamberi mi? Nefsinin arzusu mu, peygamberin arzusu mu? Ne dersiniz? Hangisini tercih ederiz? Var bu konuda birkaç ayet ama vakit çok hızlı geçiyor. Nefsinden daha layık, daha yakındır. Yani nefsinin talepleri değil, tercihleri değil, peygamber öndedir. Devam ediyor ayet. Onun eşleri de müminlerin anneleridir. Müminlerin annesi ise o zaman peygamber kızları ile evlenmek haram olur. Anamızın kızı olur ya. Öyle o manada değil. Manevi değer anlamında annedir. Tamam? Yoksa annemiz olsaydı o zaman mirasları da bize helal olması lazımdı. O manada da değil. Onun için ben hadis kitabı değil ama Marifetname'de görmüştüm galiba İbrahim Hakkı'nın. Tam emin değilim. Komşu anne, komşu kadını anne hükmündedir gibi bir hadis gibi bir eser ya da söz naklediliyor. Bizde de bu Türkçe'ye nasıl geçmiş? Git komşu anneye deniliyor. Bak komşuya. Onun için bir insanın komşusunun hanımıyla yaptığı zina
başka zinanın 10 mislidir diye hadis-i şerif var değil mi? O da ne olacak? İkisi de aynı günah değil mi? Biri yakınlık, güven, mahremiyet sınırları var. Hukuk fark. Onun için insanın yakınındakilerle işlediği günah, uzaktakilerle işlediği günahtan büyüktür. Ondan dolayı İyyakum vettuhule alen nisa gâle reculun minel ensar eferaytel ham gâle en hamul mevt. Kadınların yanına girmekten sakının buyurdu Efendimiz. Ya Resulallah, kayın hakkında ne dersin? Bir kayın o kadınların yanına, yani kadının yanına kocasının erkek akrabaları rahatça girip çıkabilirler mi? Evde kimse var ki yok ki. Buyurdu ki Efendimiz, kayın ölümdür. Elhamül mevt. Yani Arapların aslan ölümdür sözüne benziyor. Tehlike bakımından diğerlerinden daha tehlikelidir. Ne demek o? Hep yanına girip çıktığı için kötülük beklenmiyor ya. Beklenmedi mi de sonra televizyon programlarında ifşa oluyor bir kısmı. Böyle korunma sebebi çok daha dikkatli olmuştur. Şimdi böyle olunca ayet-i kerime, bunu geçiyorum. Yine Ahzab suresinde bu ayetler. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacik in kuntunne turidnel hayatet dünya ve zineteha ilahir. Bir olay anlatılıyor. Çok kısa kısa anlatayım. Şöyle anlatılıyor. Müslümanlar Medine'de savaşlar sonucunda genişlik oluşmuş. Yani maddi genişlik. O zamanın adeti üzere hizmetçiler de var toplumda ve para da çoğalmış. Efendimizin eşleri de o toplumun değerli insanları, bizim de nasibimiz olsun demişler. Yani hizmet eden, çalışan, işte Hazreti Fatıma için anlatılır, ellerim un, su çekmekten yahut da eşya taşımaktan yoruldu gibi. Bunun üzerine Efendimiz dinde yasak olmadığı halde bazı şeylerden geri dururdu. Dinen yasak değil ama yapmayı tercih etmezdi. Allah ayet gönderdi. Buyurdu ki, ey Nebi, kul li ezvacike, eşlerine söyle. İşte ben şunu istiyorum, bunu istiyorum. Ola ki bazı bizde adamlar ister, bazı kadınlar bizde de isteyebilir. Hepsi değil. Dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız فَتَعَالَيْنِ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَم۪يلًا. Gelin size bir miktar dünyalık vereyim, faydalandırayım, sonra da sizi güzellikle serbest bırakayım. Yani boşayım. Çok ağır değil mi? Kavga yok. Ben böyleyim. Kabul ediyorsanız böyle yaşayalım. Kabul etmiyorsanız olandan nafaka gibi, ikram gibi, hediye gibi, mihir gibi neyse vereyim, yolumuzu ayıralım. Kime söylendi bu? Efendimizin eşlerine. Ve in kuntunne turidna Allaha ve Resulahu ve'd-daral ahire. Eğer Allah'ı ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bunları istiyorsanız, o zaman Allah sizlerden muhsin olanlara, fe innallaha a'atta lil muhsinat, iyi olanlara, iyilik yapanlara, en güzel şekilde kulluk yapmaya çalışanlara min kunna ecren azima, büyük bir ecir hazırlamıştır. Tercih sizin. Dünya mı, zineti mi? Allah, Resulü ve ahiret. Burada ahiret çok önemli. Özellikle bir de o da vurgulanıyor. Ve darul ahiret. Tilke darul ahiretu nec'aluha lillezine la yuriduna uluvven fil ardı ve la fesada. Kur'an-ı Kerim'de Karun anlatıldıktan sonra Firavun falan, biz bu ahiret yurdunu büyüklenmeyen ve bozgunculuk çıkartmayanlara vereceğiz diyor. Ne dersiniz? Ne güzel değil mi? Ahireti isteyen ene rabbukumul ala gibi, en yüceniz benim demeyecek. İki, fesat ne demek? Sulhun zıttı olan işleri yapmayacak. O kadar. Tamam. Onlara ahiret yurdu verilecektir. Tabii bu ayetler gelince ne yaptılar? Onlar geri durdular. Tabii Peygamber Efendimiz'in hanımlarının vesile olduğu
savaşlar var veya olaylar var veya iftiralar var. Bunlardan biri ifk hadisesi. Hazreti Ayşe annemize yapılıyor. Bir savaştan işte geç geliyor vesaire. Sonra da geldiği kişiyle aralarında kötü bir ilişki olduğu yayılıyor münafıklar tarafından. Bazı Müslümanlar da dikkatsizce konuşuyor. Birkaç ay bu iş çok uzuyor, sürüncemede kalıyor. Efendimiz yani lider üzülürse devlet işlerinde de bozulma olur. Okumalarımda şunu gördüm. Bu Tahrim suresi olsun, bu İfk hadisesi olsun, o dönemdeki siyasi olaylarla ilgili kafir devletler Müslümanlara karşı dikleşen, ordu toplayan konumuna geliyorlarmış. Niye? Şimdi devlet başkanı kendi aile işiyle uğraşıyor. İktidarı sarsılıyor. Sevenleri arasında şüpheye düşürülüyor. Öyleyse biz, Bizans olsun, Sasani olsun, çevredeki müşrik Araplar olsun, ne yapıyorlar? İslam ordusuna, İslam ümmetine, milletine karşı plan proje geliştiriyorlar. Ama sebep ne? Aileyle ilgili çıkan iftira dalgası nereye dönüyor? Ümmete dönüyor. Onun için devlet başkanlarının aile hayatı da çok önemli. Şimdi bu sebepten dolayı işte peygamber hanımlarının da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani biz peygamber hanımız, bize bir şey olmaz. Her yerde her işi yaparız. Öyle olmayacak. Dikkat edecekler. Yani sen en nebi, tekrar ayet. Ey peygamber hanımları, bakın Kur'an-ı Kerim'de peygambere hitap edildiğini biliyorsa peygamberimizin hanımlarına hitap ediyor. Şimdi onlar yok. Ümmetin anneleri onlar. Men ye'ti minkünne bi fahişetin mübeyyine. Sizden kim bir fahişe, fuhuş, kötülük, İslam dışı bir şey işlerse yudâf lehel azâbu du'feyn. Onun için iki kat azap vardır. Aha. Peygamber hanımı olmak ister mi insan şimdi? Yani bir kadın. Azabı iki kat olur. Niye? Çünkü ondaki yani eşlerin imtiyazları peygambere sevgili olmaları ona eş olduklarından dolayıdır. Eğer o onları boşarsa onların bir imtiyazı olmaz. Olur mu? Yani ne olacak? Hazreti Ayşe'yi bize sevgili kılan, Hatice annemizi sevgili, değerli kılan nedir? Peygamberin eşi olmasıdır. Kendilerinden değildi ki. Kendinin insan olarak değeri vardır. Ama o mümtaz şahsiyet peygambere isnat etmek ve imtiyazıyladır. Onun için Hazreti Ömer halife olun diyor çocuklarına, ailesine. Siz bir halife, emirül mümininin eşleri, çocuklarısınız. Davranışlarınıza dikkat edin ki millet örnek alsındır. Ömer İbni Abdülaziz, eşinin ziynetlerine varıncaya kadar bağışlayalım ki ümmete karşı bir ziynet, kibir, varlık içinde olmayalım der. Onun için hoca eşi olmak, hoca çocuğu olmak zordur. Niye? Hocanın çocuğu derler. 7 yaşındaki çocuğa 70 yaşındaki yaşayacak davranışı biçerler. Öyle dedin mi? Yani bu çocuk 7 yaşında. Hocanın olsa ne olur? Esnafın olsa ne olur? Çocuk bu. Evet az eğitim olur ama nihayeti çocuk. Ama öyle bakılmıyor. Şimdi buradan ayet-i kerime ne diyor? Eğer bir kötülük yaparsanız iki kat azap vardır size diyor. Ona göre haberiniz olsun. Dikkatli davranın diye ki büyük bir tehdit, iki kat azap vardır. Ama ve men yakut minkunne lillahi ve rasulihi ve ta'mel salihan, bunun yanında kim Allah ve Resulüne gönülden bağlı ve sürekli de itaat eder, sonra ve güzel amel işlerse, yani hem peygambere bağlı, hem gönlü bağlı, hem de ameli güzel olursa, o zaman nu'tiha ecraha merrateyn, ecri de iki kat olur. Oh, o da güzel olur. Yani iyi insanlar başkalarına örnek olunca öyle değil midir? Örneklikten bir sevap, bir de kendi yaptı, iki sevap olur. Ama iyi olması gerekenler bir kötülük işledi, bir de millet gördü. Bunda dedi ki o yapıyor, ben de yaparım dedi. O zaman da iki tane olmuş oldu. Ve devam ediyor ayet. وَاَعْتَتْنَا لَهَا رِزْقًا كَر۪يمًا. Onun için değerli bir rızık hazırlamıştır. Peygamber eşleri için. Yine bu çok güzel bir hitap. Yani sa en nebi, ey peygamber eşleri, bakın.
Lestünneke ahadim minen nisa. Siz herhangi birinin eşi, karısı değilsiniz. Yani herhangi bir kadın değilsiniz. Haberiniz olsun. Ne nedir? Şayet takvalıysanız kadınsı bir üslupla konuşmayın. Yani böyle ikircikli işte sedası, edası, konuşması kötü bir anlamı ifade edecek gibi konuşmayın. Niye? Çünkü feyat mahallezi fi kalbihi meradun. Kalbinde hastalık olanlar ne hastalığı? Şehvet hastalığı. Kalbin iki hastalığı önemlidir değerli büyüklerim. Biri kibir hastalığı, biri şehvet hastalığı. Bazı alimler der ki şehvetten meydana gelen günahın tövbesi kolay ve mümkündür. Kibirden dolayı olanınki ise zordur veya mümkün değil. Ne gibi? İblisin günahı kibirdendir. Adem ve eşinin günahı ise şehvet, arzu duymaktandır. Neyse o arzu, meyve midir, kendileri midir, mahiyetini bilmiyoruz. Tamam? Şimdi o zaman burada ne oldu? Biz kimin kalbi temiz? Bir de şu var, kalp temizdir de bir şeyle karşı karşıya gelince kirlenir. Aynayı düşünün, ayna tertemiz. Aynanın önüne ne gelirse onu yansıtır. Şehvet gelirse Allah korusun, kalp şehvete doğru meyledebilir, öyle değil mi? Yani buradayken bir şey yok. Ama telefonunuza mesaj gelir, bir işte bu herkes biliyor. Davet eder sizi kötülüğe, kadın veya erkek. Orada inniye hafullah, Rabbel alemin, Allah'ın, alemlerin Rabbinden korkarım, Allah'a sığınırım demek önemli. Yoksa bir şey gelmeden, nerede? Taş ocağındaki adamın, kadınla ne imtihanı olacak? Ama telefonuna gelen mesaj ya da başka bir şey, büyük bir imtihan. O zaman diyor ki Cenab-ı Hak, kadınla erkek konuşmasın demiyor. Ne diyor? وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Vakar ve takvaya uygun bir söz söyleyin. Yani kadınlar erkeklerle konuşur. Ne nasıl konuşacak? Efendice, ikircikli değil. Kah kah 32 dişi gözüküyor değil. Ama konuşa konuşa gevşiyor. Şunu da söyleyeyim. Yani çalıştığı yerde, memuriyette, şurada, burada iş gevşiyor. Şimdi bunu da böyle söylüyor. Ve arkadan vekarne fî buyûtikünne evlerinizde karar kılın. Yani ilk cahiliye döneminin kadınları gibi görünür kılınmak için süs ve güzelliklerinizi açmak için çıkmayın. Tabi bunlar çok şerh üzerinde çalışılmış. Evde durun demek çıkmayın demek değil ama yani şunun için çıkmayın. Görünmek için çıkmayın. Yani göstermek için daha doğrusu. Yoksa kadın dışarı çıkınca görünür. Ama ne göstermek için? Ziynet, cazibe, koku vesaire yapmayın. Namaz kılın, zekat verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Şimdi ayet devam ediyor bakın. Burada buyruluyor ki Allah sizden manevi kirleri gidermek istiyor. Ehlel beyt. Ey hane halkı. Peygamberimizin hanımlarına nasıl hitap ediliyor diye Kur'an-ı Kerim'de ayetlere bakmak lazım. Ezvac-ı Ümmühat gibi var. Nisa en-Nebi gibi var. Burada da ehli beyt. Peygamber hanımlarına ne güzel söyledi. Ey hane halkı, Allah sizi tertemiz kılmak istiyor. Aman dikkatli olun diyor. Ve evlerinizde okunmakta olan Kur'an'ı ve ayetlerini hatırlayın. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Sizin evde ayet okunuyor. Hikmet var deniliyor. Ne güzel. Rabbim bizim evlerimizi de böyle eylesin. Yani böyle eylemeyi biz niyet edelim ki o da bize muvaffak eylesin. Şimdi böyle olunca mesela Efendimizin eşleri konusu ve istekûlü lillezî en'amallâhu aleyhi ve en'amte aleyh. Bir zaman Allah'ın kendisine nimette bulunduğu yani lütufta bulunduğu ve senin de lütufkar davrandığın kişiye şöyle dedin. Hatırlayın ey Müslümanlar. Bak burası çok ilginç. En'amallâhu aleyh. İnsan in'ame, Allah in'am eder değil mi nimeti? Ve en'amte aleyh, sen de iyilik ettin ona diyor. Kim o? Ayet-i Kerime'de Zeyd isminde bir sahabe. Yani Zeyd bin Haris kölelik geliyor. Sonra Efendimiz onun değerini yükseltmek için evlatlık yapıyor. İstisna bir makam. Sonra evlatlık hükmü kaldırılıyor. Sonra babası geliyor ama o babasıyla dönmüyor.
vesaire şehit oluyor. İşte onun oğlu Üsame oluyor vesaire. Burada Efendimizin bu Zeyd'in evlenmiş olduğu kadınla boşanarak daha sonra onun nikahını kim kıydı? Şimdi bir iki cümle söyleyeyim İsmail Hocam. Diyor ki Peygamberimiz bir kendi iradesiyle evlenmiştir. İki Allah'ın emriyle evlenmiştir. Nasıl? Bir ister, kendisi ister, talep eder. Birisiyle ne yapar? Evlenir. İki, zevvecnâkehâ. Biz onu nikahladık diyor Allah. Gördük mü? Anlatıyor. Tabi Ahzab suresindeki 37. ayet detaya girmiyorum. Onun üzerine spekülatif haberler de oluşturulmuş. O zaman buradan şu var. Efendimiz bu evlilik işinin ortaya çıkmasından çok endişe ediyor. Ve tuhfi fi nefsike vallahu mutti ve takşen nas vallahu hak ve en takşa. Buyuruyor ki Allah'ın ileride açıklayacağı şeyi sen içinde saklıyordun. Allah onu açıklayacak, sen saklıyordun. Öncelikle çekinmen gereken efendim Allah olduğu halde sen insanlardan çekiniyordun. Allah Allah, ne sıkıntılı iş. Allah'tan çekinmen gerekirken Allah açıklayacak. Bir çıkarsa ortaya ne cevap vereceğim millete? Neye benziyor bu iş biraz biliyor musunuz? Meryem'in çocuğunun olmasına benziyor. O da ne cevap vereceğim diye şaşırttı değil mi? Bu çocuk nereden? Ya Meryem senin baban annen böyle değil dediler ya. Şimdi bu Peygamberimizin bu evliliği üzerine çok konuşuluyor. Diyor ki Efendimiz evlenecek. Allah ona murad etmiş. Ve o da biliyor bu iş ortaya çıkacak. Bu millet ne diyecek? Yani şunu demeyelim. Bu millet benim hakkımda konuşuyor deyip de kendimizi yormayalım. İnsanoğlunun bazısı Allah hakkında da konuşur, peygamber hakkında da konuşur. Biz onun yanında neyiz ki? Hani işte efendim, tabii innellezîne yu'minûne billâhi ve rasûlih ayet var. Aşağıda da mümin erkek ve kadınlar diye var. Yani Allah'a ve Resulüne ve mümin erkek ve kadınlara eziyet derler. Yani milletten şunu beklememeli, benim aleyhimde konuşmasınlar. Öyle bir şey olmaz. Niye? Böyle bir şey olacak olsaydı Cenab-ı Hak Musa'ya eziyet ettiğiniz gibi bana peygambere eziyet etmeyin diye ayet göndermezdi. Yani Efendimiz'e de eziyet edilmiştir. Evlenmeleri konusundaki Arap örfünde evlilik çok çeşitli şekilde devam ediyordu. Bu ayetlere baktığımızda da Efendimiz'in evlilik hayatının zorluğunun nasıl aşılması gerektiği anlatılıyor. Şimdi mesela yine Ahzab suresi 50. ayette Ya eyyühen nebiyyü inna ahlennâ leke ezvâcekellâti ilâhir. Mehirlerini verdiğin eşler var ya ey peygamber, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği cariyelerini, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca mümin bir kadın kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar. Peygamber de onunla evlenmek isterse diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere onu da sana helal kıldık. Burada bir karışıklık oluyor. Şimdi bazıları bu ayeti okuyunca diyorlar ki amca kızı, hala kızı sadece peygambere helaldi. İşte bu ayette var ya sırf sana helal kıldık. Hayır, öyle demiyor tefsirler. Üstteki cümle ayrı, alttaki ayrı. Alttaki sırf sana helal kıldık kısmı hangisidir? Mehirsiz olarak evlenmek kısmı sırf sana mahsustur. Yoksa amca kızı peygamberimizin efendim kızı amcasının oğluyla evlenmemiş midir? Hazreti Ali ile Fatıma. Şimdi şöyle bir şey var millette, akraba evliliği meselesi tartışılıyor. Bir de bir rivayet var ama sahih değil, hadis diye naklediliyor. Akraba evliliği çok kötüdür diye anlatılıyor. Ben doktor değilim. Öyle hoca da değilim diyeceğim buraya çıktım. Hadi büyük hoca değilim diyeyim. Ama şöyle bir şey okuyordum. Allah'ın helal kıldıklarında tehlike yoktur. Allah bir sınır çizmiş mi kimle evleneceğiz diye. Amca kızı, hala kızı, dayı kızı, teyze kızı da evlenilebilen listededir. İlle al demiyor diyeyim. Almıyor ama evlenilmez haramdır demek vebal, evleneni kınamak da vebaldir. Hocam hastalık oluyor. Benim bir arkadaşım vardı.
hanımıyla akraba değildi ama çocukları hastaydı. Oturak yürüyemiyor. Ne olacak? Yani bir doktorlar bir şey tutturuyorlar böyle. Üstüne de bir iki makale yazınca, yok mu sizin akrabalarınızda biraz da Karadeniz tarafında amca kızı, hala kızı evlenmiş, gürbüz çocukları olanlar? E var. Onları nereye koyacağız? O zaman şöyle düşünmek lazım. Allah helal dedi. O zaman yasa, demek ki burada şu vardır. Soyla ilgili bir hastalık bağı, işte genler, taşıyıcı bir şey bulunabilir. Ama buna dikkat etmek lazım. Kısacası burada da bu ayet bize ne yapıyor? Bu konuyu anlatıyor. Şimdi şöyle de bir ayet var. Bakın Ahzab suresinde "Turci men teşa minhunne ve tu'vi ileyke men teşa." Eşlerinden dilediğini boşar, dilediğini yanında tutarsın. Ayrıldığın eşlerinden birisini ister ona geri dönersen sana bir günah yoktu. Ayrıldın, geri döndün, sana bir günah yoktu. Bu hüküm gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve onlara verdiğinden hepsinin razı olması için en uygun harekettir. Göz aydınlığı, evlilikte eşlerin bir dönüşleri. Onun için Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah alim ve halim olandır. Peki peygamberimizin eşlerinin sayısı çok. 11 civarı falan. Peki müminlerin eşlerinin sayısı 4. O ne olacak şimdi? Peygamberimiz, müminler 4'ten üstünü bırakmış ama peygamber bırakırsa eşleri annemiz hükmünde olduğundan başkalarının evlenmesinin getireceği sakıncalar olduğu için Efendimiz'e de sonradan bir sınır konmuştur. Ona da bir sınır konmuş. Yani istediğin kadar evlendir. La yahillu leken nisa'u min ba'di ve la en tubeddele bihinne min ezvacin ve lev e'cebeke husnuhun ilahı. Hoşuna gitse bile güzellikleri, bir şey hoşuna gitti peygamber ama bundan sonra kadın alman ve eşlerinden birinin yerine evlenmen sana helal değildir. Yani bitti. Bundan sonra bu Ahzab suresi 32. ayet, hoşuna gitse bile alamazsın. Demek ki peygamber, ben birini işte evlenmek istiyorum, hoşuma gitti. Varsay böyle de söylense, hayır, bundan sonra alamazsın. Ancak elinin altındakiler müstesna, Allah her şeyi hakkıyla görendir. Efendim gözetleyicidir. Şimdi yine Kur'an-ı Kerim'de, efendim bu surede, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّب۪يِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ. Peygamberimizin evine giriş çıkıştaki edep anlatılıyor. Aile hayatıyla ilgili. Buyuruluyor ki işte peygamberin evine izinsiz girmeyin. Yani bir haber verin, izin verin, girin. Girdiğiniz zaman da yemek vaktini beklemeyin. Biraz beklesek biraz sonra yemek ya getirecek ya getirsin. Yemeğe davet edilince de yemek bitince sohbete dalıp orada oturmayın. Bak ne güzel edepler. Bilemedik. Şüphesiz bu yaptığınız Nebi'ye eziyet vermekte. O da sizden utanıyor. فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ. Yani hadi değerli müminler, hadi bakalım. Hadi evinize bakayım. Hadi erken yatın. Saat 10 yatağa kon. Saat 3 yataktan uç. Hadi bakalım. İbadetinizi yapın. Benim de işlerim var. Peygamber vahiy gelir. Başka iş var. Onu diyemiyor. Demek ki insan misafire utangaç, hayalı olmalı. Ben istediğim gibi misafire, hayır misafire saygısızlık yaptık mı o misafir bir daha gelmez. Gelse de kalbi kırık olur. Allah'sa hakkı söylemekten utanmaz. Sonra ayetin esas burada bizimle ilgili kısmı وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Peygamberden bir şey isteyeceğiniz zaman eşlerinden ne yapacaksınız? O zaman bir şey soracağınız zaman veya oradaki kelime istemek ve sormak olabilir. Bir sütre, perde, engel arkasından olsun. Pat kapı odaya girip de sormayın. Yüz yüze olur olmaz gelmeyin. Gördünüz mü? Onlar bizim annelerimiz. Onlar da sahabe. Oo, hepsi takva. Anneler anne zaten. Öyle annesi, babası, kardeşi yok. En değerli insan, en çok korunan insan oldu. Gördük mü? Niye? Diyor ki bazı tefsirler, zaten bir sürü dedikodular, iftiralar daha evvel çıktı, koruma alındı. Pat kapı peygamber evine girilmeyeceği gibi hanımlarıyla konuşmaya da bir sınır getirildi. Sizin Allah Resulü'ne eziyet etmeniz
ve ondan sonra eşlerinin nikah eşlerini de nikahlamanız olacak şey değildir dedi, ayet geldi. Çünkü birisi demiş ki Hazreti Ayşe demiş peygamberden sonraya kalırsa ben ondan evleneceğim demiş. Bak çok genç Hazreti Ayşe, o da hakikaten uzun yıllar yaşadı. Ayetler de geliyor tabii. Peygamber eşleriyle sonradan evlenmek de helal değildir. Şimdi geldik bizim derse. 40 dakika oldu. Onu özetleyelim. Kalırsa haftaya devam ederiz. Hani neydi? Ya yuhennebi lime tuharrim ma halallahu lek. Ey peygamber, eşlerinin rızasını elde etmek için Allah'ın sana helal kıldığını niçin kendine yasaklıyorsun? Ayetini biliyoruz. Sonra da o yeminlerin çözülmesi gerektiği anlatıldı. Şimdi burada şöyle bir iş var. Bir sırdan bahsediliyor. وَاِذْ اَسَرَّ النَّب۪يُّ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَد۪يثًا Peygamberimiz Aleyhisselam eşlerinden birine gizli bir şey söyledi. Şimdi değerli müminler, bu kısma baktığımızda bu sır neydi ve kime söylendi? Bir, bir bal şerbeti meselesi var ekseriyetle anlatılan. Neymiş? Hani var ya, gidiyor işte eşlerinden birinin yanında bal içiyor, diğeri de kıskanıyor. Diyor ki, o bir megafir otu varmış, ondan mı ya Resulallah yedin, sende o otun kokusu var. Yani oraya gitme, orada bir şey yeme, içme, oralara çok takılma diye demiyorlar da, şerbeti bahane ediyorlar. Efendimiz de diyor ki, bal şerbeti içtin, belki arı diyor o otlardan yapmıştır, onun da kokusudur diyor. Tamam, bundan sonra yapmam diyor. Allah da diyor ki niye öyle yapıyorsun ki diyor. Bu bir. İkincisi bir mariye meselesi var. Yani bir cariyesinin yanına gitti. Eşlerinden bazıları dediler ki niye oraya gidiyorsun? Efendimiz söz verdi veya yemin etti gitmeyeceğim diye. Üçüncüsü bu sır nedir? Sır önemli bir şey. Nedir bu sır? Diyorlar ki bu sır Hazreti Ebubekir'in ve Hazreti Ömer'in veya benzer halifeliklerine haber verdi. Bu da ciddi şekilde tefsirlerde yer alıyor. Yani Hazreti Ayşe'ye diyelim ki bu sır Hafsa'ya mı, Ayşe'ye mi, Ayşe Hafsa mı, Sevde'ye mi? Bu da ayrı bir grup oluşturuluyor. Detaylara girmeyelim. Demek ki orada ne var? Siyasi bir gelecekten ilgili sır verdi. O da gitti. Hazreti Ayşe baban dedi halife olacak haberin olsun dedi. İşte şu da var dedi. Ya da şu şehit olacak kısmını söylemedi. Bu da. Bir de ihla yemini diye bir şey var. Efendimizin eşlerine yaklaşmayacağına dair bir yemin var. Peki hocam hangisi? Gelelim oraya. Diyor ki tefsirler Allah sırrı açıklamadı. Sır dedi ya, sır açıklanmaz. Ayet açıkladı mı sırrı? La ya bunayya la taksus ru'yake ala ihfetike feyekidu leke keyda. Yavrum gördüğün rüyayı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir hile kurarlar. Ya gördük mü? Var değil mi? Baba ben diyor bir rüya gördüm. Kimdi o? Rüyayı gördüm. Yusuf Aleyhisselam. Anlatma kardeşlerine dedi. Şu anlatmadı da gene olacak olan ayrı bir konu. Şimdi onun için biz İmam Hatip'te bir söz ezberlemiştim. Sirrike esirike feyza tekellemte bi yusurte esirehu. Doğru mu? Burada hoca var, orada baş hoca. Senin sırrın senin esirindir. Sen onu söylediğin zaman sen onun esiri olursun. Onun için bir şeyin sır olması bir kişiye söyleninceye sır denir. Kaç kişiye? Bir. İki kişiye söylenen sır değildir. Nereden biliyorsun? Nikah şahitliğinde kaç kişi lazım? İki. İki kişi oldu mu sırlıktan çıkıyor, tamam? Çünkü iki kişi ise kimin söylediği bellidir. Ha, bizde şöyle de huy var. Adam birine bir sır söylüyor. Sonra kendi yayıyor. Nasıl diyor ki ona, benim sırrımı sen niye yaydın? Ya ben yaymadım, sen yaydın. Allah Allah, ya yaymadım. Onun için birisi size sırrımı söylüyorum diyorsa adamın kalitesine bak. Bu kendi sırrını saklayamayacak adamsa kalsın söylemedi. Başına iş açarsın. Oldu mu? Bak samimi söyle. Baktın adam çok kaliteli değil. Yani kalitesi şu. Ağzına, hikmetine, aklına mukayyettir. De ki kalsın sende senin sırrın. Bana söyleme. Sonra bir yerden biri duyulur. Ben sorumlu olurum. Üzülürsün. Dostluğumuz açılır. Aman kalsın. Konuyla ilgili değil de bir gün biri bana dedi ki demek ki birine hata mı yaptık? Ne? Hocam size kırgınım dedim.
kalbim kırgın dedi. Bir şey dedi. Olsun, ne yapalım, insanız, Allah affetsin dedim. Merak etmiyor musun dedi, niye kırgınım, sormayacağım dedim. Yani ediyorum ama sormayacağım dedim. Niye? Sen bana bir iki şeyden kırgınsın. Ben kendime kaç tane konudan kırgınım biliyor musun? Benim bana kırgınlıklarımı sen bir bilsen, sıkıntı çekersin. Bir tanesini de sen taşıyıver dedim, içinde kalsın. Şimdi sır meselesi, yani edebiyatta falan da var, hazırlanmıştım ama konuyu dağıtmak istemiyorum. Şimdi burada şöyle buyuruyor. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktardı ve Allah da durumu ne yaptı? وَاِذْ اَسَرَّنْ اِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِسَ فَلَمَّا نَبَّئَتْ بِهِ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ حَرَّفَ بَعْضَهُ وَاَعْرَدَ عَنْ بَعْضِ Allah da bu durumu peygambere açıklayınca peygamberimiz bunun bir kısmını o eşine anlattı, bir kısmını anlatmadı Allah'ın söylediklerini. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Allah-u Teala bir sırdan bahsediyor ama sırrın ne olduğunu söylemiyor. Sır söylenilenin isimlerini de söylemiyor. Ne dersiniz? Öyleyse hani böyle vaaz ederken demek ki sırları söylememek lazım. Bazen üzülüyorum. Haklı millet. Hocam bir şey anlatacağım ama kürsüde anlatmayın diyor. Oluyor mu Orhan Hocam size de? Hani kürsüde söylemeyin diyor. Demek ki biz kürsüde bazen örnek olsun diye bazı yaşanan olayları anlatıyoruz. O çok iyi bir şey değil. Daha kapalı anlatmak lazım. Şimdi bir kısmını anlatıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada hadis konusu var mı yok mu? Ne demek hadis? Peygamberimizin sözleri değil mi? Allah peygamber sözü üzerinden anlatım yapıyor mu Kur'an-ı Kerim'de, yapmıyor mu? Yapıyor. Bu hadis rivayeti gibi değil mi acaba? Öyle düşünemez miyiz? Hadis rivayeti gibi. Yani peygamberimiz eşiyle konuşmuş. Eşler birbiriyle konuşmuş. Sonra peygamberimiz eşlerine o konuşmanın bir kısmını Allah'ın izniyle, bildirmesiyle haber vermiş. Özel bir hayat, öyle değil mi? E o zaman Allah peygamberin konuşmasını da Kur'an'da anlatıyor, eşlerininkini de anlatıyor, arkadaşları, sahabesininkini de anlatıyor. Yani peygamberin dönemindeki aleyhisselamın olaylar Kur'an'da bir kısmı anlatılıyor mu? Anlatıyor. Siyerde de anlatılıyor, hadiste de anlatılıyor. O zaman niye rahatsız oluyor millet? Yani Kur'an'da anlatıldığına göre demek ki böyle bir gelenek, böyle bir ihtiyaç, böyle bir hikmet ve işaret var. Anlatabildim mi bilemiyorum. Şimdi böyle olunca hanımı dedi ki galet men enbeke azâ, nereden haberin var dedi. Hani o sırrı söylediğimi nereden biliyorsun dedi. Kamera yok, bir şey yok. Nereden biliyorsun dedi. Gale buyurdu ki Efendimiz nebbe eniyel alimul habir. Her şeyi bilen ve haberdar olan Allah söyledi. Ya. Her şeyi bilen ve haberdar olan Allah söyledi. Kime söyledi bunu? Eşinden konuşuyor böyle. Şimdi gelelim işin zor tarafına. İn tetuba ilallah. Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz. Peki ne olacak şimdi? Fekat sagat kulubukuma. Sagat demek, saga kelimesi kusur anlamına geliyor. Yani kusura meyletti anlamına geliyor. Siz ikiniz kusurlusunuz. Yani kalpleriniz kusurlu. Yani kalpleriniz eğrildi. Allah Allah. Peygamber hanımı olan, onun evinde hikmeti, ayeti duyan, en gizli hayat hikayelerine ortak olan eşe kalbiniz kaydı deniliyor. Bizimki kayar mı kaymaz mı? Bizimki de kayabilir. Başka bir günaha kayar. O da insan, peygamber hanımı diye masum değil ki. Sonuç, sizin kalpleriniz kaydı. Ve in tezahara aleyhi, eğer bir peygambere karşı dayanışma içinde olursanız, yani eşler arasında İşte o ona, öbürü öbürüne böyle bir dayanışma yaparsanız, işte peygamber o eve gitmesin, bu eşinin yanına gitmesin. Burada çok evliliğin getirdiği sıkıntılar da anlatılıyor. Yani çok evliliğin
getirdiği sıkıntılar var. Detaya girmiyorum. Onun için tek olması adalete daha uygundur diye anlatılıyor. Yasaklanmamış ama o konu oradan buradan mı çıkıyor? Hadislerde zaten çok var. Şimdi buyuruyor ki eğer siz peygambere karşı birbirinize muzahir olursanız, muzahir Osmanlıca kullanılıyor. Peltek kalın zeylen muzahir za harfi olursanız ne olur? Fe innallaha huve mevlahu. Bilin ki Allah peygamberin dostudur, velisidir, sahibidir. Şimdi sayıyoruz. Bir, Allah peygamberin dostu. Tamam. Ve Cibril, Cebrail de onun dostu. Ve salihul müminin. Tüm salih müminler. Buraya dikkat eder misiniz? Müminler demiyor da salih müminler diyor. Çünkü onlar da mümin, müminat ama kalpleri kaydı ya. Kalbin kayınca salihlik biraz azalıyor. Salih müminler de peygamberin dostu. Başka vel melaiketü ba'de zâlike zahir. Ve melekler de bunların ardından onun yardımcılarıdır. Allah Allah. Allah, Cebrail, salih müminler, bir de tekrar melekler. Cebrail var zaten. Dört tane oldu. Kimin? Peygamberin dostudur buyurdu. Şimdi şu ayette bitirelim. Asa umulur ki diyor Allah-u Teala Rabbuhu in tallakakunne en yübdilehu ezvazen hayran minkünne müslümat müminat ilahirlahi. Eğer peygamber sizi boşayacak olursa, kadınlara söyleniyor, Rabbi ona, Allah-u Teala peygamberin, sizin yerinize sizden daha iyi olan, daha hayırlı olanları verir. Yani siz kaybedersiniz. Ona daha hayırlıları, daha iyileri. Bu neden söyleniyor? Kaybetmeyin hayrınızı, iyiliğinizi. Durun durduğunuz yerde. Boş işlerle uğraşıp durmayın. Peygamberi de, ümmeti de, milleti de meşgul etmeyin. Hayrı da kaybetmeyin demektir. Yoksa boşamadı, boşasa biterdi. Peki o hayırlı kadınlar kim? 7 tane veya 8 tane. Kimi sayıma 9'a çıkarıyorlar. Ama bir vav-ı semaniye diye bir şey var. Nedir o vav-ı semaniye? 7'den sonra Araplar 8.'yi vav'la söylermiş. Ne gibi? Seb'atun ve semanuhum seb'atun ve saminuhum kelbuhum. 7 ve onlardan 8.'si. Bakın orada vav var, gördünüz mü? Arada. Burada da vav var. Nerede var buradaki vav'da? Şeyde. Seyyibatin ve ebkara. Halbuki minkünle müslimatın, müminatin der ki arada vav yok da öbüründe vav var. İşte bu vav-ı semaniye 8. vav meselesi diye de tefsirlerde bir izah var. Geçiyorum. Şimdi iyi kadınlar kimlerdir? Bir, müslimatin, müslüman. İşte ne demekse açalım. Zaten bu ayetlerden sonra da ne geliyor? Yine şeyde Ahzab suresi innel müslimin vel müminin diye de var orada. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar diye. Müslüman kadın. İki, müminatin, mümine kadın. Müslüman ne, mümine ne? İkisi aynı ama ayrı taraf var. Biri dıştan teslimiyet, biri içten teslimiyet. Biri zahir, biri batın. Yani çift taraflı, tam böyle kemale ermiş. Sonra kanitatin. Kanitat ne demek? İşte diyorlar ki içtenlikle itaat eden, ibadet eden, yani Allah'a bağlı olan demek kanitat. Taibatin, tevbe eden. Hani tevbe edin dendi ya. Tevbe eden, pişman olan. Tevbe, pişman olup geri dönmek demektir. Rucu manası vardır. Yani şöyle değil. Adam böyle gidiyor. Nereye gidiyorsun dedik. İstanbul'a gidiyorum dedi arabayla. Ya da bize sordu. Biz dedik ki bu taraf, özür dilerim, Ankara'ya gidiyorum dedi. Ama adam bu tarafa gidiyor. O zaman bu taraf İstanbul. Biz ne diyeceğiz ona? Arka tarafa dön, bu taraftan gideceksin diyeceğiz. Dönerse tevbe oluyor. Tamam sağ ol anladım dedi, böyle gitti, o tevbe olmuyor. Tevbe bilmek, kabul etmek değil, pişmanlığından dönüş anlamı taşıyor. Nereye dönmek? İyi tarafa dönmek. Sonra abidatin, ibadet eden kadınlar. İbadet, geniş anlamı var. Saihatin, seyahat veya oruç tutan kadınlar. Bir gün ben bu ayeti vaaz ettim. Biraz geniş. Saihat başka yerde de geçiyor.
Sonra bana bir akrabamdan bayan dedi ki, mahremim olan, çok iyi oldu bu ayeti duyduğum dedi. Şimdi anlatırken şöyle demiştim. Kadınlarla erkekler seyahati bir yapmaları uygundur. Adamın birinin hanımı varmış. Allah rahmet eylesin, ikisi de karı koca öldü. Adam böyle çok gezmeye, tebliğe, davete, seyahate düşkün. Hanımı da kurs çalıştırıyor, yaşlı kadın. Hadi gidelim diyor. Talebeler var, kurs var, vaaz var, misafir gelecek, kursun ihtiyacı var. Adamla hiç böyle pek gezemezmiş, gidemezmiş meşguliyetle. Neyse rahmetli olmuş, adam evlenmiş bir daha. Gelen hanım böyle sofrada yemek yerlerken aklına bir şey esti mi adamın? Hadi gidelim, hadi gidelim der, sofranın tencerenin kapağını tabirci örtmeden gidermiş. Kafama göre bir hanım buldum demiş. Şimdi adam gezmeye düşkün ya. Şimdi böyle anlattım. Ya hakikaten bazen kadın gitmiyor, bazen adam gitmiyor. Ayet seyahatten bahsediyor. Bu seyahat oruç olabilir, cihat olabilir de diyorlar. Geçiyorum. Seyyibatin ve ebkara. Şimdi diyor ki dul ve bakire eşler verir. Bak eğer siz bu hatayı yapacak olursanız, yani tevbe etmez, pişman olmazsanız, teslimiyet gösteren, inanan, ibadet eden, tevbe eden, kulluk eden, dünyada bir anlamıyla sayihat, yolcu gibi yaşayan, öyle de tercüme ediliyor. Dul ve bakire eşler ne yapar? Sizlere efendim Allah-u Teala verir diye beyan buyurulmuştur. Şimdi bütün bunlara baktıktan sonra sonuç olarak değerli müminler, burada şunu görüyoruz. Müslim ve mümin, kanit, taib, abid, sayihat, seyyib ve ebkar olarak güzel vasıflar böyle sayılmıştır. İşte bu kadınlar kimlerdi meselesine gelince, bir rivayette Hafsa'nın yanında bal içti. Ya da Hazreti Ayşe, Sevde ve Safiye, ya Resulullah sende bir koku var dediler Hafsa'ya karşı. Ya da Zeynep bin Cahş'ın yanında bal içti. Ayşe ve Hafsa anlaştılar. Allah da onlara siz ikiniz dedi. Ama kim oldukları değil de burada önemli olan Peygamberimize karşı tavır ve davranış, ümmetin, kadınların ve bir ailenin. Ama sonunda bir boşanma var mı? Yok. Demek ki ne oldu? Yukarıdaki talak sorusunda da bu iş vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Biz bazen kürsüden diyoruz ki cemaate, işte Kur'an okunmak için indirildi. Böyle diyoruz değil mi? Anlaşılmak için indirildi. Hatim için, mezarlık için indirilmedi. Doğru bu söz. Çok doğru. Ama öyle Kur'an-ı Kerim'de ha dediği gibi çok da kolay anlaşılacak bir kitap değil. Yani ben bir ayet okudum, hemen oradan al başını yürü. Bir dakika abi dur. Peygamber eşleriyle ilgili anlattım size kaç tane örnekler, kısa kısa başka da vardır. Yani onu derin okumak, ondan bir sohbet derken kendi aramızda konuşmayı kastediyorum bunu değil, çıkartmak oldukça zor. Ama burada şunu görüyoruz. Peygamber ailesi ümmeti zaman zaman göz aydınlığı haline getirmiş, zaman zaman üzüntüye vesile olmuş. İfk hadisesi. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ayşe'nin karıştığı olaylar. Bir sürü olay var. Ona ne diyeceğiz? Hilafet konularında savaşlar falan çıkmıştı. Yani demek ki sahabe-i kiram bir değerdir ama insan olmaları hasebiyle onların da birbirleriyle irtibatlarında bazen tevbeye ihtiyaç olacak durumların var olduğunu görmekteyiz. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Dersi hocam bir şey anlamadık mı diyeceksiniz, anlatamadın mı? Her ikisini de diyebilirsiniz. Dersin kaynağı Kur'an-ı Kerim, evinizde de var, tefsir de var. Biraz da siz bakarsınız, hakikaten zor bir konu. Hem sahabe hakkında, hem eşler hakkında konuşup, hem de oradan ne ders çıkaracağız? Biz de oradan ne ders çıkaracağız? Bunlar bir örneklik ifade etsin diye bize anlatılıyor. Sahipleri olmadığına göre, buradan çıkaracağımız örneklik, bu güzel vasıflara sahip insan olmamızı Rabbim muvaffak eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha.